Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Mayıs ayı en ucuz alınabilecek SUV araçları hakkında olacak. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum hazırsanız videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar ilk olarak Dacia ile başlamak istiyorum. Dacia'da Dacia Duster Comfort 1.0 Turbolu 90 beygirlik motor gücüne sahip manuel şanzımana sahip aracımız 4x2'lik çekiş sisteminde 188.900 liralık kampanyalı fiyatıyla sizlerin beğenisini sunuluyor. Normalde bu aracımız 198.000 liradan satılıyor 2021 modeli dediğim gibi kampanyalı fiyatıyla 10.000 liralık bir indirimle bu aracı alabiliyorsunuz. Eğer ki ben 4x4'lük çekiş sisteminde bir Dacia Duster almak istiyorum derseniz işte o zaman fiyatlar gerçekten çok yukarılara çıkıyor. Prestige 1 3 turbolu 150 beygirlik 4x4'lük çekiş sistemindeki aracımız 291 bin liradan sizlerin beğenisine sunuluyor. Evet arkadaşlar, Dacia'dan sonra sırada Peugeot'e geçebiliriz. Yeni 2008 Active 1.2 PureTech 100 beygirlik 6 ileri manuel şanzımanlı aracımız 279 bin liradan sizlerin beğenisine sunuluyor. Bu aracımız için 50 bin liraya 1.09 faiz oranıyla bu araca sahip olabiliyorsunuz kredi imkanı sunuyor sizlere Peugeot. Evet arkadaşlar sırada Ford'a geçebiliriz. Ford'da ilk gözümüze çarpan Ford Puma oluyor. 1.0 EcoBoost 95 beygirlik motor gücüne sahip manuel şanzımanlı aracımız 285 bin liradan sizlerin beğenisine sunuluyor. Ford Puma'da 100 bin liraya 12 ay %0.99 faiz oranıyla kredi imkanı tanıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar araç fiyatları gerçekten çok pahalı. Yani şu fiyatları 290 bin liralar normalde otomatik şanzıman seçenekli bir SUV araç alırken şu anda manuel şanzımanlı maalesef bu araçlar %80'lik ÖTV dilimine çıkmış bulunuyor. Evet arkadaşlar sırada Ford EcoSport aracımız var. Ford EcoSport aracımız 1.0 EcoBoost 125 beygirlik 6 ileri otomatik şanzıman seçeneğiyle 222.600 liradan 2020 model satın alabiliyorsunuz. Bu aracımız için aynı Ford Puma'da olduğu gibi bir faiz imkanı bulunuyor. 100 bin lira yine 12 ay %0.99 faiz imkanıyla bu aracı satın alabiliyorsunuz. Ford cephesini bitirdikten sonra sırada Hyundai'ye geçebiliriz. Hyundai'de yeni Kona 107 ileri DCT otomatik şanzıman seçenekli style paketli aracımız 282.500 lira yerine 231.105 liradan sizlerin beğenisini sunuluyor. %50'lik ÖTV dilimindeki bu aracımız gerçekten bu aracımız cazip arkadaşlar. Yeni Kona'nın Otomatik şanzıman seçenekli aracı 231 bin lirada olması gerçekten cazip. Bu aracımız için ise 0.99% faiz oranıyla 50 bin liraya 12 ay vadeli satın alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar sırada Nissan cephesine geçebiliriz. 2020 model Nissan yeni Juke 1.0 115 beygirlik otomatik şanzıman seçenekli Tekna paket donanımına sahip aracımız 297.900 liradan sizlerin beğenisini sunuluyor. Bu araç için 100.000 liraya 12 ay %0.99 faiz oranıyla da kredi imkanı sağlanıyor. 2021 model 1.0 115 beygirlik manuel şanzıman seçenekli tekna paketli Nissan Juke ise kampanyalı fiyatıyla 229.900 liradan %50'lik ÖTV diliminde sizlerin beğenisini sunuluyor. Sırada geldik Nissan Qashqai 2020 model 1.3. Otomatik şanzıman seçenekli 160 beygirlik güce sahip vize paket donanımına sahip aracımız 328 bin lira yerine 295 bin 400 liradan sizlerin beğenisini sunuluyor. Bu aracımız için 100 bin liraya 12 ay %0.99 faiz imkanı da Nissan sizlere sunuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araç fiyatları gerçekten çok pahalı. Daha da artıyor. Bu fiyatlarda bakalım kimlere ne kadar araç satabilecekler. Siz bu fiyatlarda bu araçları alır mısınız? Onları yorum kısmına yazarsanız oradan ayrıntılı bir şekilde konuşabiliriz. Görüş ve önerilerinizi de yorum kısmından bekliyorum. Evet arkadaşlar sırada Opel'e geçelim. Opel'de ilk gözümüze çarpan yeni Crossland oluyor. 1.2 130 beygirlik 6 ileri manuel şanzıman seçenekli. Essential paket donanımına sahip aracımız 219.900 liradan sizlerin beğenisini sunuluyor. Ben bir üst paket donanımına sahip edition paket donanımı almak istiyorum derseniz onun fiyatı ise 229.900 lira. Gördüğünüz gibi Opel Crossland'de de fiyatlar bu şekilde. Bu araç için 75.000 liraya 12 ay %0.99 faiz imkanı da bulunuyor. Faiz imkanı da koyunca biraz makul olabilir gerçekten. Crossland için konuşuyorum. Evet arkadaşlar sırada Toyota cephesine geçelim. Toyota'da CR var bildiğiniz üzere. Hibrit 4x2'lik çekiş sisteminde flame paketle otomatik CVT şanzıman seçenekli yeni Toyota CHR 346.650 liradan sizlerin beğenisine sunuluyor. ÖTV teşvikli indirimli fiyatları. Evet arkadaşlar sırada geçtik Seat'a. Seat'ta Arano 1.0 Ecotios'a 110 beygirlik DSG otomatik şanzıman seçenekli STYLE Plus paketli aracımız %50'lik ÖTV diliminde bulunuyor. Fiyatı 231 bin lira. Eğer ki ben bir üst paket almak istiyorum derseniz X Challenge ve FR paketleri ise 289 bin lira yani %80'lik ÖTV dilimine çıkıyor. Aynı motor seçenekleri sadece paketleri farklı. Evet arkadaşlar sırada Skoda cephesine geçelim. Skoda'da Kamik maalesef %80'lik ÖTV diliminde Mayıs ayında normal fiyatı 316.900 lira 1.0 TSA 110 beygirlik otomatik şanzıman seçenekli elit paketli araçtan bahsediyorum. Kampanyalı fiyatıyla 290.400 liradan %80'lik ÖTV diliminde alabiliyorsunuz. Kampanyalı olduğuna bakmayın. Normalde bu araç %50'lik ÖTV dilimindeydi. Maalesef %80'lik ÖTV dilimine çıkmış elit paketi. Renault cephesine geçtiğimizde yeni Captur gözümüze çarpıyor. Maalesef yeni Captur'da %80'lik ÖTV diliminde tüm paketleri geçtiğimiz aylarda öyle değildi. %50'lik ÖTV diliminde paketler bulabiliyorduk. Taç paketli 1.0 turbolu 90 beygirli motor gücüne sahip aracımız 293.000 liradan 2021 model sizlerin beğenisine sunuluyor. Evet arkadaşlar sırada geçti Kadjar'a Renault'da Kadjar'da da bir kampanya bulunuyor. Touchroof 1.3 Turbo'lu 160 beygirlik otomatik şanzıman seçenekli aracımız 334.800 liradan sizlerin beğenisine sunuluyor 2020 model. Evet arkadaşlar sırada geldi Kia cephesine belki de en cazip markalardan bir tanesi diyebilirim fiyatlar konusunda. ilk olarak Kia Stonic'e bakalım. Kia Stonic 1.2 84 beygirlik manuel şanzıman seçenekli aracımız 190.900 liradan satışta cool paketiyle. Eğer ki ben otomatik şanzıman seçenekli bir araç almak istiyorum derseniz bunda da 1.400 beygirlik otomatik şanzıman seçenekli yine cool paketli aracımız var. 219.900 liradan da Onu satın alabiliyorsunuz Kia Sportage'e geçecek olursak 1.6 132 beygirlik Manuel şanzıman seçenekli aracımız Hala %7'lik ÖTV diliminde 231.600 liradan Bu aracı satın alabiliyorsunuz Bu araçta cool paket donanımına sahip Bu araçların incelemesini kanalında Bulabilirsiniz arkadaşlar Onları kart kısmına ve bitiş ekranına da koyarım Oradan bakabilirsiniz Almak isteyenler için faydalı olur Umarım Gördüğünüz gibi arkadaşlar fiyatlar bu şekildeydi. Kia gerçekten çok cazip kalıyor diğer markalara göre. Özellikle spor dıştan bahsediyorum. Manueli %50'lik ÖTV diliminde o segmentte alınabilecek şu andaki en ucuz araçlardan bir tanesi diyebilirim. Siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz onları yorum kısmından yazarsanız oradan ayrıntılı bir şekilde konuşabiliriz. Maalesef araç fiyatları çok pahalı. Her zaman söylüyoruz ama kampanyalar devam ediyor. Ne kadar devam etse de bu fiyatlar araçlar için gerçekten inanılmaz derecede yüksek. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Mayıs ayındaki en ucuz SUV araç fiyatları hakkında sizlere bilgiler verdiğim umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.